Merhaba, ben Bursa Otomotiv Lisesi Tarih Öğretmeni Atilla Baydar. Geleceğe sağlam bir temel, büyük bir adım ile çıktığımız Bursa Otomotiv Lisesi, bir tık uzaktan çevrimiçi etkinliklerimize hoş geldiniz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle milletimiz açısından çok anlam ve önemli değeri yüksek olan, yüzyıllardır öneminden ve misyonundan hiçbir şey kaybetmeyen, sanki Türk milletiyle bütünleşmiş bir değerimiz olan şehitlerimiz ve gazilerimizi yad edeceğiz bu programda. Yayınımızı Türkiye Halk Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Dernek yerleşkesinden yapmaktayız. Dernek Başkanımız ve Gazimiz Sayın Metin Şenol Bey'in misafiriyiz. 3 kıta, 7 iklimde benim marşımdır söylenen, Galicia, Kafkasya, Türkistan ve Yemen'de benim şehidimdir yatan. Bugün 3 kıtada 238 Türk şehitliği var. Bunlar coğrafyaya vurulan Türk mührüdür. Türkler gün gelmiş Türk cihan hakimiyeti mefkuresi için, gün olmuş ilahi kelimetullah davası için, bazen dünya barışı, bazen de vatan savunması için cepheden cepheye, siperden sipere koşmuştur. Ve bu mücadelede amasız, ancaksız, tereddütsüz ilerlemiştir. İnanç şu: ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum. Bu düşünceyle bu cennet vatanı bizlere emanet etmişlerdir. Allah onlardan ebeden razı olsun. Şimdi Sayın Gazim, şehit nurlanmış, gazi onurlanmış asker demektir bizim kültürümüzde. Kendinizi tanıtabilir misiniz bize? Şöyle tanıtayım ben kendimi. Artvin'de dünyaya geldim. Tabii ki 1980 ihtilalinden sonra babamla, ailemle beraber Bursa'ya göç ettik. Babam Bat Pazarı'nda bir esnaftı, terziydi. Ben de lokantacılık yapıyordum. Ticari olarak işler yapıyordum. Tabii ki askerlik çağımız geldiğinde askere gittik. 91 yılında, 91-92 yılı arasında askere gittim. Güneydoğu'da bir operasyonda yaralandım. Tabii ki zor günler geçirdik. Sıkıntılı günler geçirdik. Hayatımız birilerine göre belki kolay olabilir. Ama ben ve arkadaşlarım, ailelerim bu anlamda gerçekten sıkıntılar yaşıyoruz. Bu, diğer taraftan baktığımız zaman bu olayları tabii ki açabiliriz, sıkıntılarımızı anlatabiliriz. Ama bu amadan sonra şunu yapmak gerekiyor. Burada gençlerimize bilhassa söylemek istiyorum. Parmağım yok, gözüm görmüyor, çenem iki yerden kırık, burnumun kemikleri kırık ama pes etmedik. Pes etmedik. Niye? Evet, bugün az önce bahsetmiş olduğunuz hem Çanakkale şehitlerimizi anmak, Çanakkale ruhunu yaşatmak, onları yad etmek, son nefesimize kadar onları yaşatmak anlamında bir mücadele veriyoruz. Evet. Bir gazi olarak. Diğer taraftan da derneğimiz, evet, hani metrekareye 6000 merminin düştüğü, feryat ve figanların yükseldiği, geri dönmeyi hiç düşünmeyen abilerimiz, babalarımızın bir savaşıydı. Var olma ve yok olma savaşıydı. Bu cephede var olduk. Evet, bu cephede de yine aynı benim gibi gazi olan, o günkü yokluklarda evine gidemeyen abilerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin evine sağ salim ulaşabilmesi için, evet, bu dernek kurulmuştur. O zamanki komutanlarımızın, ileri gelenlerimizin sayesinde dernek kurulmuş ve bugün bu derneğin Bursa Şube Başkanlığı'nı yapmak bana nasip olmuştur. Çok büyük bir onur,
Çok büyük bir şeref. Kaç yılından beri dernek başkanısınız Metin Bey? Yaklaşık 7. yıla gireceğim. 3 yıl denetleme başkanlığı yaptım. 2 dönemdir başkanlığını yapmaktayım. İnşallah bu 3. dönem olacak diye düşünüyoruz. Hayırlısı olsun. Şimdi 18 Çankaya Zaferi'nden sonra kuruldu. Oradaki şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimiz için. Evet. Şu an dernek faaliyet olarak ne gibi faaliyetler yürütüyor? Şimdi az önce bahsetmiş olduğum o ruhu kaybetmemek gerekiyor. Çünkü sizde bir tarih öğretmeni olarak coğrafi konumumuzu çok iyi biliyorsunuz. Bugün üç tarafı denizlerle çevrili, boğazları olan, Avrupa'yı, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir bölgedeyiz. O yüzden bundan asırlar önce nasıl Haçlı seferleri durmadıysa yine aynı şekilde ülkemizin üzerinde böyle bir oyunlar oynanıyor. Burada bu ruhu yaşatmak için, bu ülkeyi savunabilmek için değerlerimizi, onurumuzu, şerefimizi her zaman dipdiri tutabilmek için ilk önce bu Çanakkale ruhunu kaybetmemek için okullarımızda merkez komutanlarımız olsun, Milli Savunma Bakanlığı olsun, Milli Eğitim Müdürlüğü olsun, yaklaşık 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları içerisinde birçok okulda komutanlarımızla beraber hem 18 Mart dolayısıyla hem 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla birçok seminerler verdik. Buradaki amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza bir nebze de olsa hem kendimizi anlatabilmek, hem ülkenin nasıl bedeller ödeyerek bu hale geldiğini hatırlatmak, onları diri tutmak anlamında çok büyük bir bizim için çalışmaydı. Bunu yaptık. Diğer taraftan dernek olarak gaziliğin, şehitliğin toplum anlamında değerini yükseltebilmek, onları yaraşabilir, onları gazi ve şehitlerimize yaraşabilir bir hayat sunmak. Çok önemli. Varsa kanunu anlamda onların eksikleri, onları yasal yollarla sayın belediye başkanlarımız, işte valilerimiz, bakanlarımız, sayın cumhurbaşkanımız nezdinde onları bir nebze de olsa çözebilmek. Şimdi sayın Gazmi ile biz burayı gezerken Allah razı olsun hakikaten Bursa'mıza yakışır çok güzel bir külliye tarzında yerleşke yaptınız. Evet. Biz hayran olduk, çok mutlu olduk. Biz burayı bilmiyorduk. Bu vesileyle öğrendik. Bu yerleşkenin biraz özelliğinden bahseder misiniz? Çünkü en azından yolu düşmeyenler yolu düşsün. Geçerken bu vesileyle belki bir Fatiha okurlar. Evet. Bize bu yerleşkenin özelliklerinden biraz anlatır mısınız? Şimdi bizim burada eskiden sağ olsun yine belediye başkanlarımızın destekleriyle bir ufak bir yerimiz vardı. Tabii ki burası çok böyle yapılması gereken işler vardı. Biz buraya bir proje ürettik. Sayın Valimiz destek verdiler. Daha sonra projeyi biraz daha büyüttük. Büyüttük derken burada Sayın Ali Nur Başkanımız, Sayın Valimiz Yakup Can Polat Bey bizlere destek verdiler. Burasını geçtiğimiz 19 Eylül'de bizlere teslim ettiler. Tabii ki buradaki hedefimiz şuydu aslında. Türkiye'de bir ilk yapabilmek. Türkiye'de bir ilki başarabilmek. Bursa'da bulunan 3 tane şehit ve gazi aileleri derneğini bir çatı altında toplamak, ailelerin sorunlarını yerinde çözmek, burada işte konferans salonunun olması, burada şehitlerimizin emanetleri olan eşlerinin veya kendi kullandığı kıyafetlerin sergilenmesi gibi bir sergi alanı oluşturmak. Burada yine sizler gibi çok değerli hocalarımızın gözetimi altında eğitimi alan çocuklarımızın konferans salonunda toplayıp bunlara
gaziliği anlatmak, bunlara şehitliği anlatmak, değerlerimizi anlatmak. Burada bir farkındalık yaratmak amacıyla bir proje geliştirdik. Evet, bugün bu proje ortada. Artık, çok da güzel olmuş, elinize sağlık, emeklerinize sağlık. İşte evet, dediğim gibi yani burada artık hem mescidi olan, kafeteryası olan, evet, dernekleri olan, sergi alanı olan, konferans salonu olan, küçük bir toplantı odası olan bir yerleşke ortaya çıkardık. Burada dediğim gibi sadece şehit anne babalarına değil, sadece gazilerimize değil, normal vatandaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza, biz de sonuçta bir engelliyiz, gazi olsak da sonuç itibariyle ben de bir uzuv kaybı yaşadım. Bir nebze engelliyim. O yüzden bütün değerlerimize burada seminerler vermek, eğitimler vermek, böyle hedeflerimiz var. İnşallah bunları başarırız. Bir diğer taraftan da Bursa halkının buraya gelmesini isterim. Çayımız var, şekerimiz var. Onları davet ediyoruz. Sergi alanımız var. Hemen bir üst tarafta anıtımız var. Anıtımızın bulunduğu noktada bugün Bursa Osmanlı'nın başkenti. Evet. Osmanlı'nın çınarının yeşerdiği, büyüdüğü yer. O yüzden bugün Çanakkale'de Bursa dediğin zaman belki en çok şehit veren illerden birisidir. Yukarıda yine o anıtın içerisinde Galiçya'dan tut, Çanakkale'den tut, iç güvenlikten tut, bütün şehitlerimizin isimleri mevcut. Onları orada isimleriyle yad ediyoruz. Onları orada zaman zaman bütün katılımcılara bir fatiha okuyoruz. Çok güzel. Emeklerinize sağlık. Şimdi Mehmet Akif Ersoy diyor ki, gökten yıldızları indirsen, kandil diye mezarının başına diksen, yine de aziz hatıran için bir şey yapmış olmuş sayamam kendimi diyor. Hakikaten şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Çünkü onların yüzü hürmetine bu vatanda özgürce yaşıyoruz. Gazilerimizin hürmetine özgürce yaşıyoruz. Sizlerin bu örnek olarak ortaya çıkardığınız yerleşkenin dışında yapmayı planladığınız, şunu da ömrüm yetse şunu da yapmak isterim dediğiniz projeleriniz var mı Metin Bey? Şimdi tabii ki var. Şöyle başlayalım. Ben bir gazi olarak hayattayım, nefes alıyorum, yaşıyorum. Ama bir şehit ailesi 20 yaşında, 25 yaşında çocuğunu, geleceğini, umutlarını, hayallerini toprağa gönderir. Tabii ki onlar yaşıyor, onlar canlıdır, onlar bizi görüyor. Ben bu anlamda baktığım zaman şunu diyorum. Ben bir gazi olarak şehit anne babalarına borcum var. Evet, ben hayattayım. Hepimizin, evet. Ben hayattayım ama onlar taşa sarılırlar, mermere sarılıyorlar. Bir örnek vereyim. Mesela bir şehit babamız var. 9 yıldır beraberiz. Haftanın 7 günü, haftanın 5 günü zaman zaman o babayı alıyorum evinden. Nereden alıyorum biliyor musun hocam? Pınarbaşı mezarlığından alıyorum. Her gün sabah oradan alıyorum. Her gün sabah 9 yıl ziyaret etmeden benimle buluşmuyor. Mutlaka ziyaret ediyor. O yüzden bütün şehit anne babalarına borcum olduğu için şehit anne babalarının ve gazilerimizin refahını yükseltebilmek anlamında projem şudur. İnşallah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Başkan'a söylemiştim ama yine söyleyeceğim, bu pandemiden dolayı sıkıntı oldu. Şehit anne babalarımızın ve gazilerimizin birlikte yaşayacağı bir rehabilitasyon merkezi. İçinde doktoru olan, hemşiresi olan, temizlik personeli olan, yani ayağının takılmayacağı, rahat yürüyebileceği, şöyle 60 metrekare içinde bilgisayar olan, televizyon olan bir odalarda, duşakabini olan böyle bir hizmet anlamında. Çünkü bakın hep ben kendi üzerimden gidiyorum. Evet. Benim parmaklarım yok. Bir gözüm görmüyor. Çenem iki yerden kırık. Şimdi benim eşim benden önce öldüğünü düşünsek,
Benim ellerimin titrediğini düşünsem, bana kim bakacak? Ama böyle bir rehabilitasyon merkezi olursa, hem bu anlamda aynı evladını kaybetmiş, eşini kaybetmiş şehit eşlerimiz de var. Annelerimiz, babalarımız böyle bir rehabilitasyon merkezinde ömrünün son günlerinde diyelim veya son şeylerinde huzur içinde, sağlık içinde yaşamlarını sürdürür diye düşündüğüm bu büyük bir proje. İnşallah. Böyle bir projem var. Evet, inşallah. Çünkü ihtiyaç da, evet. Zaruri bir ihtiyaç dediğiniz gibi yani insan bugün kendi ihtiyaçlarını karşılasa bile yarın öbür gün. Evet, maalesef. Insan. Peki şimdi konuşuyoruz 18 Mart işte şehitleri de anma günü bu vesileyle. Şehitlik ve gazilik nedir? Toplumumuzda bu nasıl isimlendiriyor, nasıl bir ruh halidir? Mesela bazen övünç kaynağıdır. Şehit babasıyım, şehit eşiyim, şehit evladıyım. Nasıl tanımlayabiliriz şehitlik ve gazilik kavramlarını? Şimdi tabii ki ilk önce tabii ki kişilerin inancı kendine bağlıdır. Ama elhamdülillah biz inanıyoruz. Rabbimin varlığına, birliğine, ülkemizin bütünlüğüne inanıyoruz. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. Evet. Bu mantıkla gidiyoruz. Biliyoruz ki peygamberlikten sonra gelen en güzel mertebe şehitlik ve gaziliktir. Çok şükür ki bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müdafaa ederken böyle bir onura nail olduk. Böyle bir şeref. Bu da güzel bir duygu. Mesela tabii gençlerimizin de örnek alacağı bir duygu. Tabii ki. Şimdi mesela mücadele ediyorsunuz, operasyona giriyorsunuz, yaralanıyorsunuz ve çok şükür. Evet. Yani çok şükür diyorsunuz, bu orduda bir mensubuydum. Tabii. Çok şükür bu mertebeye eriştim diyorsunuz. Ya bu nasıl bir imani bir ifade ki bunu böyle... Çünkü bir arzu, bir özlem, bir sevgi... evet, biraz öyle dediniz mesela, uzuvlarım yok dediniz, ben de mesela bir engelli sayılırım dediniz. Ama bir mutluluk var. Şimdi şu var, ya bakın şöyle diyeyim, bu insanın içinden gelen, yani ülkemizin değerlerinden kaynaklanan bir şey var olduğunu hissediyorum. Evet. Tamam mı? Yani çünkü ceddimiz bugüne kadar gittiği hiçbir yere zulüm götürmemiştir. Bakın. Evet. Yamalamamıştır. Dininden dolayı kimseyi ötekileştirmemiştir. Güçlü olmanın sebepleri adaletli olmaktır. Ve yani üç kıtaya adaleti dağıtmışız. Böyle bir hüküm sürmüşüz. Şimdi bu bakıştan baktığım zaman ben görevdeyken benim yanımdaki komutanım, arkadaşlarım hem anamdı, hem babamdı, hem kardeşimdi. Benim onlar her şeyimdi. Şimdi birimize bir şey olsa birimizin canı yanardı. Şimdi bu bakışta olduğumuz için toplumun bu değerleridir aslında. Bugün şehitlerimiz, ya bu şehitlerimiz niye şehit oldu? Bugün eğer nefes alabiliyorsak, bakın ben de dahil olmak kaydı, nefes alabiliyorsak analarımızın bu evlatlarını kınalayıp askere gönderdiği için onlara şehitlik mertebesi böyle görüldüğü için o çocukların, o abilerimizin, kardeşlerimiz sayesinde hayat yaşıyoruz. O yüzden bakış açımız farklı bir şey olamaz. Ve bu bakış açısı değerlendirmesi sanki DNA gibi nesilden nesile aktarılıyor. Aynen öyledir. Mesela 1290'lı yıllarda Osman Gazi. Mesela evet. Osman Gazi. Evet. Geliyoruz 1922'ye Gazi Mustafa Kemal. Evet. Bak ikisi de iki devletin, iki evet. Türk devletinin kurucusu. Gazilik üzerine. Evet. Yani aynı anlayış, aynı ruh 2021'de de var. Şehitlik, gazilik. Evet. Evet. En yüce, en ulvi kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu bize demek ki nesilden nesile aktarılan bir değer. Bu bir onur değerli hocam. Gerçekten çok büyük bir onur. Bu onuru bizler taşımalıyız. Güçlü bir şekilde taşımalıyız. Eğer geleceğimize sahip çıkmak istiyorsak, değerlerimize sahip çıkmak istiyorsak bunları biz yaşatmalıyız. Gerçekten çünkü deforme olduğu zaman toplumlar yıkılır. Bunu evet.
sizler gibi değerli hocalarımızla beraber, bizlerle beraber bunu el birliğiyle diri tutmamız lazım. Çok zor. Ayakta tutmamız lazım ki geleceğimiz olan çocuklar, onlar bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasınlar. O yüzden biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Allah razı olsun. Şimdi mesela devleti ayakta tutan üç unsur var. Vatan, millet, egemenlik. Evet. Vatan, coğrafya. Evet. Zaman zaman elimizden çıkmış, mücadele etmişiz, almışız. Evet hocam. Devlet, işte tarihte 116'da devlet kurmuşuz. Devletsiz kalmamışız çok şükür. Bunların içerisinde en önemlisi millet. Çünkü millet bozulursa evet. Devletin olmaz, evet. Vatanın da olmaz. İşte bu bizim töremizden, kültürümüzden gelen unsur. Sizlerle de sağ olun, var olun, Allah razı olsun. İşte gazilerimiz, şehitlerimiz, ailelerinden ki bu değerler hala günümüzde yaşıyor. Yaşarsa da, yaşayacaktır da inandırız ve devletimiz devam edecek. Biraz önce dediniz işte komutanımız da, asker de. Şimdi biz erkeklerin askerlik anıları bitmez. Evet. Askerliğimiz sürebilir ama ömür verdikçe Allah anılarımızı anlatırız. Ki sizlerin anıları daha farklıdır. Çünkü orada operasyonda hayatınızı birbirinize emanet ediyorsunuz. Evet. Var mı böyle bir anınız bizimle paylaşmak istediğiniz, gençlerimize anlatabileceğiniz? Yani şimdi birçok şöyle söyleyeyim. Aslında ilk baştan girdiğim gibi kendimi çok böyle anlatmadım ama değerli hocam bu benim operasyonda yaralanmam sonucu benim bu ikinci hayatım. Evet. Askerlikten önceki birçok yaşanmıştım silinmiş. Ama tabii ki bu anılar içinde silinmeyenler de oluyor. Şöyle söyleyeyim, mesela bir karakola gittiğimizde daha işte akşam üzeri hava kararıyor. Karakola girdik, hava karardı, kararacak. O anda daha girmemizde arabamızdan indik, 10 dakika geçti geçmedi bir taciz atışı. Tabii biz karakolun nerede o mevzisi var, nasıl yere gideceğiz falan onu bilmiyoruz. Ama tabii ki biz hemen binaları etrafına bir siper aldık falan. Taciz atışı bayağı bir devam etti. Ama çok uzaktan geliyor. Sonuç böyle müdahale edemiyorsun. Ama orada şunu görüyoruz. Herkes, bütün arkadaşlarımız birbirini kolluyor. Birbirinden dayanışma içinde. Yani o zaman orada şu var. Ne evini düşünüyorsun, ne ananı babanı düşünüyorsun. Tek hedefin ayakta kalmak ve müdafaa etmek. Kimi müdafaa edeceksin? Tabii ki kendini müdafaa edeceksin ve devletini müdafaa edeceksin. Evet. O yüzden bunları zaman zaman yaşadık. Bunun zorluklarını da tabii ki yaşadık ama ben kendime gelince kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Evet, lütfen. Mesela ben aslında Urfa'nın askeriydim. Ama tabii ki bizlere eğitim verdiler. Eğitimden sonra biz tabii gezmeye başladık, il il gezmeye başladık. En son Siirt Şirvan bölgesindeydik bir operasyonda. Ben yaralandım. Yaralanma sonucu öyle bir şey ki yani bizi helikopter çağırıyorlar, helikopter gelemiyor, karanlık basmış, tehlikeli bölge ve o anda bizim arkadaşlarımız arabalar atıyorlar jiplere, hemen yola çıkıyorlar ama şu var, geldikleri yol gerçekten bir pusuya düşseler bütün arkadaşlarımız gider, öyle bir yol. Burada üç arkadaşım, bir de üst seymenim yaralandık. Bizi tabii Diyarbakır, Siirt Şirvan'a getiriyorlar. Şirvan'dan Siirt'e getiriyorlar. Siirt'ten Batman'a getiriyorlar. Tabii ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ben ta olay yerinde yaralandım. Yani bilinç kaybı yaşamışım. Abi daha sonra öğreniyorum ki, çok samimi bir arkadaşım vardı. Şunu diyormuşum. Hakan diyormuşum, sesini duyuyorum, kendisini görmüyorum. Hakan diyorum, ellerim çok acıyor, ellerimi tut diyormuşum.
Hakan ayakkabının botların ipleriyle bileklerimden bağlıyor. Kan akmasın diye. Tabii ben bilinç yok. Daha sonra yine bu aynı arkadaşım diyor ki işte aşağı getirdik. Aşağıda ellerini kesmek zorunda kaldılar. Ondan sonrasında diyor ben de Diyarbakır'da bir hafta geçik bir süre yatıyorum. Tabii Diyarbakır'da ailemin hiç haberi yok. Oradan canlılık belirtisi gösterince Ankara'ya sevk ediliyorum. Ankara Gata'ya gidiyorum. Ankara Gata'da birkaç gün yatıyorum. Daha sonra ailemi arıyorlar. O arada evliyim. Askerden önce evlenmiştim. Tabii babam geliyor. Babam bir şekilde içeri alıyorlar yoğun bakıma. Hiç unutmam. Babam, Allah rahmet eylesin. Babam başımda duruyor. Hocalarımdan birisi, demek ki ben de bilmiyorum ya. Metin dedi, baban dedi seninle görüşmek istiyor dedi. Hani nerede dedim. Babam dedi ki, evlat dedi ben buradayım. Babama hiç unutmam, ikinci sorum şuydu. Baba dedi, emanetim ne yapıyordu? Oğlum dedi, bekliyoruz dedi, sıkıntı yok dedi. Tabii o olaydan sonra ben 2-3 gün yine uyumuşum, bir şey bilmiyordum. Kendime geldiğimde etrafa bakıyorum, mavi mavi insanlar dolaşıyor. Ne olduğunu anlamadım. Kim, neredeyim, nasılayım diye. Sonra sordum, dedim ki ben neredeyim? Dediler ki sen hastanedesin ama bu mavi mavilerde nasıl görüyorum biliyor musunuz? Böyle puslu görüyorum. Tabii puslu görüyorum. Ben tekrar uyumuşum. Kendime geldiğimde tekrar bu gözümün az gördüğünü, bu gözümün görüp görmediğini de fark etmiyorum. Kafa yerinde değil. Çünkü ben yaklaşık bir ay böyle ellerim bağlı, yukarıdan bağlı kalmışım. Kollarım çok ağrıyor. Böyle halsiz bir durumdayım. Sonra fark ettim ki sol gözüm görmüyor. Sonra fark ettim ki sol kulakta sorun var. Sonra babam fark etmiş. Ağzıma yemek verdiklerinde yemek dökülüyor ağzımdan. Ağzımı çeviremiyorum. Sonra film çekiyorlar. Bakıyorlar ki iki yerden kırık. Ve orada bunları yaşadım. Daha sonra iyileşme süreçlerimi yaşadım. Tabii ağzım bir 55 gün bağlı kaldı. Tellerle bağladılar. Sadece süt ve sıvı gıda tüketebiliyorum. 85 kilo falandım. Düştüm 45 kilolar falan. Tamam mı? Böyle bir süreç. Tabii orada Gata'da yatarken benim gibi birçok arkadaşım vardı. Evet. Kolu olmayan, iki kolu olmayan, iki bacağı olmayan, feryat edip beni öldürün, ben yaşamak istemiyorum diyen arkadaşlarımızı gördük. Bir bacı olmayan arkadaşlarımız vardı. Zaman zaman aşağı indiğimizde 93 yıllarında, mesela üst bölümlerde yatıyoruz, aşağıda kafeteraya indiğimizde, bilemiyoruz tabii ki o günkü şartlarda insanların düşüncelerini. Bizi gördüklerinde tabii hepimiz, biri ayağı yok, biri kolu yok, biri bacağı yok, biri kafa sarık bu şekilde. Tüh tüh vah vah, yazık yazık cümlelerini duyunca sağlamsın ve 20-22 yaşında, 25 yaşında bir anda engelli duruma düşüyorsun. Bu cümleleri duyunca biz koğuşlarımıza kaçardık, aşağı inmezdik. Tabii ki bunları yıllar boyunca yaşadık. Yani toplumda gerçekten bunları çok yaşadık. Hem ben yaşadım hem Gazi arkadaşlarım yaşadı. Zaman zaman şunu hiç kimse şöyle düşünelim, bir empati yapalım. Benim çocuğuma daha 6-7 yaşında sokakta arkadaşları parmaksızın çocuk. Bu çocuğun beyninden bu cümleleri silemiyorsun. Çocuğa anlatamıyorsun ki ben kızım bak
ben burada böyle yaparken böyle oldum. Bunu diyemiyorsun. Çocuk anlamıyor. O yüzden bunların hepsini yaşadık. Çok zor süreçler geçirdik. Zor süreçler geçirdik. Sade bu kendi adıma konuşmuyorum. Gazi arkadaşlarım adına. Diğer taraftan içimizde şehit eşlerimiz var. Bakın Türkiye'de dul bir bayan olmak kolay iş değil. Bir evlat da varsa evlatı büyütmek kolay iş değil. O yüzden hem şehit eşlerimiz hem bizler, diğer taraftan şehit anne babalarımız gerçekten zor süreçler, zor zamanlar yaşıyoruz. Bunları yaşıyoruz. Toplumun, biz toplumdan çok şey de beklemiyoruz aslında. Bir tebessüm, bir hoşgörü, tamam mı? Bir ufacık dokunma istiyoruz. Geri kalan zaten bütün desteği devletimiz gereğini yapıyor. Çok şükür. Sayın Gazim, şimdi şey de soracaktım ama az çok da mesleğin zorluklarından da bahsettiniz. Mesela bizim öğrencilerimiz içerisinde de asker olup bu şerefli üniformayı giymek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu olmak isteyenler öğrencilerimiz de var. Onlara tavsiyeleriniz ne olacak? Şimdi mesleğin zorluğunu zaten biraz anlattınız. Evet. Ama bunun dışında bir tavsiyeleriniz de var mı acaba? Şimdi yani biz şöyle diyelim, 1071 hep ön plana çıkartırız. O günden bugüne, diğer taraftan inancımız doğrultusunda şehitliğin ne olduğunu, gazinin ne olduğunu biliyoruz. Vatanın ve savunmanın ne olduğunu biliyoruz. Tabii ki bugünkü konjonktürde gençlerimizin, genç beyinlerimizin, bizi ileriye götürecek olan beyinlerimizin böyle onurlu bir görevde bulunmalarını ben canı gönülden isterim. Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de çok genç yaşta orduları yönetti. Evet. Bazı atılımlar yaptı. Bugün buradayız. Bugün sizlerle beraberiz. Tabii ki aynı anlamda bugünün gençleri olan, artık teknoloji çağı var, bilim ilerliyor, her geçen gün koşullar yenileniyor. Bu anlamda bütün bu anlamda düşünecek olan gençlerimizin tabii ki bu göreve gelmeni isteriz. Bu göreve gelirken de tabii ki bunun koşulları biliyorsunuz, hem eğitim camiası olarak eskiden askeri okullar vardı. Evet. Artık askeri okullardan ziyade Milli Savunma Üniversitesi adı altında okul var. Buraları tercih etmeleri gerekiyor. Ona göre çalışmaları gerekiyor. Buralara girerlerse buralardan inşallah subay, assubay olarak mezun olurlar. En iyi görevlere gelirler diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi tabii yaşadığınız sıkıntıları dinleyince biraz daha tüylerimiz diken diken oluyor. Hayatınızda çok şey değişti. Evet, dediğiniz gibi genç olarak gittik. Evet. İşte evlendiniz, askerlik. Gazilikten sonra hayatınızda değişen olaylar neler oldu mesela? O süreci çabuk atlatabildiniz mi veya? Şimdi en büyük destekçim diğer gazi arkadaşlarım gibi eşlerimiz oldu. Eğer askerden önce evli olan, ben askerden önce evlendiğim için benim en büyük destekçim eşim oldu. Ben yapamam dedim, o yaparsın dedi. Ben olmaz dedim, o olur dedi. Burada tabii ki şimdi görüyorsunuz sağda iç parmak yok. Evet. Solda var. Sol elle yazamazdım. Sağ elle yazardım. Şimdi bankaya gittim. Para havale yapacağım. Oradaki memura şunu dedim. Dedim ki şuradan şuraya havale yapacağız. Bunu havale eder misiniz? Şimdi dedi, doldur. Havale yapalım dedi. Dedim ki mazeretim var. Gösterdim. Yazamıyorum o zamanlar. Vatandaş işimi yaptı. Tam evramı alacağım. Bana şunu dedi. Dedi ki bir daha dedi sen gelmedin. Gelirsin dedi yanında birisini getirdi. Yani
Ben gazi olmam önemli değil. Bir vatandaş olduğumu düşünelim. Evet. Bir engelli insan olduğumu düşünelim. Yani bizim özümüz de yardımdır. Bizim özümüz yardımdır. Evet. Evet. Ne diyor? Komşun açken sen tok yatma. Yani bugün engelli de olabilir, sokakta kalan vatandaşımız olur. En basit. Vergi dairesine gittim, sorun yaşadım. Dolmuşa bindim, sorun yaşadım. Otobüse bindim, sorun yaşadım. 93 gazisiyim. İnanın daha bir defa otobüste bir bayan bana kalkıp yer verdi. Belki o da tanıdığı içindir, onu da bilemiyorum. Oysa ki bizim kültürümüzde ne vardı hocam? Bizim kültürümüzde biz otobüste oturuyor bile olsak, bizden büyük birisi geldiğinde bırak gazi olmasın. Tabii. Kalkardık, o kişiye yer verdik. Bugün maalesef bu değerleri kaybettik. İşte bu aslında bir alarm, büyük bir alarm. Evet. Yani geleceğe doğru gitmek istiyorsak bu alarmlara kulak vermemiz gerekiyor ki millet olarak gidelim. Öbür türlü duyarsızlaşıyoruz. Evet. Duyarsızlaştıkça da sonumuz gelir Allah muhafaza. Şimdi bu sıkıntıları yaşadık değerli hocam. Bunu sadece ben değil, bakın. Arkadaşlarımla yaşadığı için ben kendi üzerimden anlatıyorum. Evet. Sonra bunları yaşaya piştim. Artık öyle bir noktaya geldim ki şunu dedim. Ben bu hayatta varım. Ya kişiler beni olduğum gibi kabul edecek, kabul etmeyenler çok önemli değil diyerek bende bir kırılma noktası oluştu. Ondan sonra ben hayata tutunmaya başladım. Ama bu zaman zarfında yaklaşık 8 yıl geçmişti. 8 yıl. 8 yıl. Ben hem ailemi hem çevremi üzdüm, sıkıntıya soktum. Aynı diğer gazi arkadaşlarım. Mesela bir örnek vereyim hocam. Şimdi bir gazim var. Bir gün buraya geldi. Kişi askerden önceki görevi öğretmenlik. Ücretli öğretmenlik. Askerlik çağı geliyor, askere gidiyor. Orada gazi oluyor. Ayağı yaklaşık 5 santim kısa. Ve vücudunun bazı yerlerinde yara var. Gazi sayılıyor. Askerden sonra evleniyor. İki çocuğu dünyaya geliyor. Çocuklarından birisi babayı örnek aldığı için topallayarak yürüyor. Aslında çocuk sağlam. Evet. Rol model baba gibi oluyor. Evet. Şimdi gazi şunu diyor. Diyor ki başkanım, ben eğer beni gazi saymayacaksalar, bana değer vermeyecekseler, beni horlayacaksalar, benim öğretmenliğim bana versinler, benim çocuğumun hayatını bana versinler. Ben bir şey istemiyorum. O yüzden burada değerlere sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten güçlü bir ülkeyiz. Her anlamda güçlü bir ülkeyiz. Evet. Şimdi son sorumu sorayım o zaman Sayın Gazim de. Aslında bu son soruyu gelirken biraz ipuçları da almış olduk bu konuşmalardan. Hem izleyenlerimiz de şöyle toplu olarak bir mesaj vermiş olursunuz. Şimdi Çankaya Şehitler için yazılan bir şiirde diyor ki, zabiti, neferi karar vermiştik. Vatan bugün bizden razı olacak. Nefer şehit, ordu gazi olacak. Allah bugün bizden razı olacak. Nefer şehit, ordu gazi olacak. Evet, inancımız gereği biz biliyoruz ki Allah razı sizlerden. Peygamber razı. Vatan, devlet, ecdat razı. Çünkü en büyük fedakarlığı gösterdiniz. İşte o değerlerden bahsettiğimiz değerlerin en büyüğü bu. Başkasının yaşaması için kendinizi feda ettiniz. Yani başkasını yaşatmak adına kendi hayatınızı sıkıntıya soktunuz. İşte kimisi şehit oldu, Allah rahmet etsin onlara. Sizler de uzun ömür versin. Peki sizler bizden razı mısınız? Veya bizlerden hangi davranışları görürseniz daha da razı olacaksınız? En azından gençlerimiz bu konuda da bir öz eleştiri yapmaya da fırsat olmuş olsun böyle. Çünkü sizlerin bizden razı olması bizim en büyük vatandaşlık görevimiz. Çünkü vatanı seviyorum demek çok kolay bir şey.
Ama bunun bedeli sizlersiniz işte. Örneği sizlersiniz. Evet, sevdiniz, geleni yaptınız. Bizler de sizi seviyoruz. Sizleri mutlu olsun. Etmek için neler yapabiliriz ki sizleri razı edelim? Şimdi değerli hocam, yani hep böyle atasözlerini ben söylerim. Yes. Yani bir sepetin içinde tabii ki çürükler de olacak. Ha. Ama onları ayıklarsın. Niye? Diğerlerini çürütmesin diye. Biz sizlerden razıyız. Niye? Allah razı olsun. Çünkü şunu diyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk birçok atılımlar yapmıştır ve öğretmenlerimize bir değer vermiştir. Hani hep anlatırlar ya, hocam işte paşam diyorlar, öğretmenlerin maaşı ne olsun? Veya vekillerin maaşı, öğretmen maaşlarına geçmesin der. Şimdi her şeyin başı eğitim. Bu Kur'an-ı Kerim'i de öğreteceksin. Dünü de öğreteceksin, yarını da, geleceği de öğreteceksin. Bunların hepsi eğitimden geçiyor. Evet. Yani ağaç yaşken eğilir misalinden geçiyor. O yüzden bizim burada ilk önce tabii ki sizlerden talebimiz okulunuzdaki, çevrenizdeki, geleceğimiz olan çocuklara bir nebze de olsa bizleri anlatmanız, sıkıntılarımızı anlatmanız, bu ülkenin kazanabilmesi için, ayakta durabilmesi için ne gibi bir bedeller ödendiğini yeni nesillerimizin bilmesini istiyoruz. Bunlarla beraber toplumdan tabii ki hiç dedi, az önce dediğim gibi ya bir nebze de olsa bir hoşgörü, bir merhaba eksik etmesinler bizlerden. Biz onlardan çok bir şey beklemiyoruz. Sadece ben kendimden de geçiyorum ama bu ülkeye bir evlat vermiş, bir eş vermiş veya bir baba vermiş çocuklarımız var. Evet. Ve kızlarımız var. Bir nebze de olsa onlara sevgiyle bakmak, kucak açmak, onları hoşnut etmek bizlere yeterli ve kafi gelecektir. Diğer taraftan tabii ki bizler sizlerden razıyız. Bu ülkeyi seven, bu ülke için bir şeyler emek eden tüm kesimlerden razıyız. Ama bu ülkenin dibini oyan, bu ülkeye fitne fesat karıştırmak isteyen, bizleri bölmek isteyen evet. kişilerin de tabii ki ne rızamız diyelim Allah onda. Rabbim bildiği gibi yapsın diyoruz. Evet. Ne diyelim hocam? İslam mümkünse islah evet, olsun, evet. İslam mümkün değilse de kahretsin Allah. Kahretsin evet. diyorum yani hocam. Evet. Sayın Gazim, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Haberdar olduk. Buradan yine de hocam son bir şey de söylemek Tabii. istiyorum. Geçen de bahsettiğimiz gibi ne mutlu bizlere ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti için gazi ve şehit ailesi olduk. Ne mutlu bizlere ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir orduda gazi ve şehit ailesi olduk. Buradan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak kaydıyla evet. silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi ve ahirette intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun, nurlar içinde yatsınlar. Amin. Hayatta olan gazi kardeşlerimize de sağlıklı, güzel ömürler diliyoruz. Amin. İnşallah, inşallah. Okulumuzun da böyle bir günde bizleri ziyaret etmesi, bizlerle beraber olmanız, bizleri bu şekilde ziyaret etmenizden dolayı da hem okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve sizlere canı gönülden gazi ve şehit ailelerim adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de sizleri tanıdık, onurlandık. Allah razı olsun. Gururlandık. Hakikaten bu ülkeye, bu devlete, bu millete bağlılığımız artıyor. Çünkü Allah razı olsun. Sizler bunların yaşayan örneğisiniz. Evet. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Bursalı şehidimiz İsmail, şehidimizin babası İsmail Gökçen Bey ile şimdi beraberiz. İsmail Gökçen Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Oğlunuzdan bahseder misiniz biraz? Evet, ben Bursa şehitlerinden Faik Gökçen'in babasıyım. İsmail, adım İsmail Gökçen.
Ben de bu Şehit ve Gaziler Derneği'nde başkanımızın az önce dediği gibi masum olarak görev yapıyorum. Şöyle diyeyim, benim oğlum 2008'de Şırnak'ta şehit oldu. Artı ikizlerdi. Ben ikizleri aynı gün askere gönderdim. İkizimin biri Ankara'ya, bir tanesi Şırnak'a gitti. Şırnak Uluyere'den operasyona giderken mayın patlaması sonucu oğlum şehit olmuştu. Allah'ım. Şimdi İsmail Bey, şimdi bizim kültürümüzde fedakarlık, diyagramlık, işte yaşamaktan çok yaşatmak arzusu var. Bunun da en büyük örneği işte şehitlerimiz. Onlar unutulmaz kahramanlarımız, bu vatan için, bu millet için, geleceğimiz için kendilerini feda eden, bu uğurda ölümsüzlük şerbeti içen insanlar. Burada benim dikkatimi çeken olay şu, şehit haberleri geldiğinde babaları görüyoruz, anneleri görüyoruz ve şöyle bir vakur duruşla vatan sağ olsun diyorlar. O vatan sağ olsun deyince tüylerim diken diken oluyor. Vatan sağ olsun nasıl bir ruh haliyle söylüyor bunu? Neyi kastediyor vatan sağ olsun? Çünkü bir acı var, vatan sağ olsun. Ne demektir? Şimdi vatan sağ olsun demek tabii vatanımız sağ olsun ama bizim bu vatan sağ olsun kelimemiz bizden mi? Daha ecdadımızdan, dedelerimizden gelen bir vurur. Niye dedelerimizden gelen bir vurur? Biz Çanakkale'den beri vatan sağ olsun orada bizim dedelerimiz gazi olmuş, şehit olmuş. Biz onlardan öğrendik. Bu kutsal görevi dedelerimizden, ecdadımızdan, daha Peygamber Efendimiz'den beri vatan sağ olsun bizim olmazsa olmazımızdır. Dedelerimiz bu işi yapmış, bu görevi yapmış, biz de yaptık, biz de askere gittik. Sıra çocuklarımıza geldi, çocuklarımızı da gönderdik. Nereye gönderdik? Vatana, Peygamber Ocağı'na. Peygamber Ocağı'na gönderdiğimiz için vatan bizim olmazsa olmazımız, ecdatlarımız nasıl olmazsa olmazsa, şu anda bizim de olmazsa olmazımız. Tabii ki vatan sağ olsun. Vatan sağ olacak, bu bayrak dalgalanacak, ezan dinmeyecek. Bu süreçte, bunlar olduğu sürece vatanımız sağ olacak, bayrağımız dalgalanacak. Çünkü bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Bizim ülkemizin, herkesin gözleri var. Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Ama Allah'ın izniyle şimdiye kadar başaramamışlar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bizler varız ve gençlerimiz var. Bizden sonra biz bu görevi yaptık. Bu vatan için evlat verdik. Gerekirse gene vereceğiz. Veriyoruz da zaten. Evet. Hemen hemen her gün duyuyorsunuzdur. Şehidimiz var, gazimiz var. Ve olacak yani. Allah'ın izniyle vatanımız sağ olacak. Güzel olacak. Ben şöyle diyeyim. Bursa'da iki tane bizim şehitliğimiz var. Pınarbaşı'nda 117 tane şehidimiz var. 117. şehit benim oğlum. 117. oraya doldu. Ondan sonra Hamitler'e başladık ve Hamitler'e aşağı yukarı 24 tane şehidimiz var. Bu kadar. Teşekkür ederim İsmail Bey. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun.